Özellikle boşanmalar çok arttı bu pandemiden sonra. E, hatta bu hayat pahalılığı ile ilgili de bazı boşanma nedenleri olduğu da söyleniyor. Şimdi ama boşanma sebepleri arasında da dikkat çeken bazı şeyler var. Mesela şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir aile mahkemesine başvurmuş e, erkek açmış bu davayı ve eşi demiş ki e, sen kimsin senden koca olmaz seni erkek olarak yetiştirmemişler diye böyle bir söz söylediği için e, haklı boşanma sebebi saymış hakimde. Yani aslında bir sürü ağza alınmayacak şeyler söyleyip böyle hani şiddetli geçimsizlikten dolayı dava açılıyor ya e, senden koca olmaz sözü haklı boşanma sebebiymiş. Ya e, şimdi yani kendi adıma konuşayım çünkü artık doğru kavramı da o kadar e, deforme evet. edildi ki maalesef dünyanın kendine göre ...genele yansıyacak en doğru cümlesini kurarken bile imtina ediyorsun. O yüzden ben hep diyorum ki benim doğrum olarak altını çiziyorum. Ya bir adama, burada evli arkadaşlar var mı bilmiyorum, evli misin? Değil misin? Niye oğlum evlenmedin de? Ahiret bir şey. Kırk var mısın sen? Yok musun? Harbiden mi diyorsun? Vay be. Yıpratmış seni hayat kardeş. Şeyi söyleyeyim. Tartışma olur. Çocuğumla da ediyorum ben. Benim oğlan 32 yaşında. Tartışmıyorum, seviyorum, canım benim yani, kızım. Ama baba oğlu arasında bile olsa, kızımla da olsa... E, ...adab-ı maşeret gereği kaldırıp kaldırmayacağın hal, tavır ve söylemler var. Bir erkeğe, kendi adıma söyleyeyim. Ben hanımla tartışıyorum. Hanım bana bazen surat yapar, bazen hoşlanmadığım şeyler e, söylem söyler. Ama bir erkeğe sen erkek misin denmez. Bak bir kadına da sen kadın mısın denmez bir erkeğe sen baba mısın denmez denmemeli. Genel konuşuyorum ben. Bir anneye de yani çocuğu olan bir hanımefendiye de tartışabilirsin anlaşmazlık geç gittiğine be. Sen de anne misin be denmez. Bunlar olmaz. Ha bunlara rağmen ben tabii Emre ortalamadan bahsediyorum. Öyle insan var ki affedersin yüzüne tükür ya Rabbi şükür diyor. Gülüyor bunları da gördük. Hani makul ben... <laughs> adab bu muaşeret, saygı çerçevesi içerisinde bir ilişkiyi yaşama olasılığı olan, müessese olan evlilikten bahsediyor. Arkadaşlık, biz seninle çok yakın oluruz. 10 yıllık, 20 yıllık arkadaşızdır. Ama o kadar seviyelidir ki arkadaşlığımız. O yüzden 20 yıl sürmüştür. Ve buna mukabilde de belki de seni incitecek bir lafıma sen beni çok sevip değer verdiğin için kırılırsın. Zaten kırgınlıklar bu yüzden olur. Biz bu ilişkilerini bu hassasiyetle yaşayan insanlar için söylüyoruz. Ne kadına ne erkeğe sen erkek misin, sen koca mısın, sen kadın mısın, sen anne misin demeyin. Tabii şiddet dediğimiz zaman bin bir şeşit var işte. Yani sadece fiziksel ben unutamıyorum. şiddet değil. Bu işte ya psikolojik benim. şiddet. Şimdi bak şu sende var mıdır bilmem hepimizi madem bu saatte bizi izleyenler zahmet verip insanlar var. Şimdi benim şeyimdir, köşeli bir adamımdır. Çok net anlaşılabilir bir adamım. Bana sen kırdın beni ve yüzde yüz haklıyım. Yapacağım şey ne biliyor musun? Konuşmuyorum. Ben de. Ama çok şöyle de bir adamım. Yüzde yüz haklıyım diyelim. Ama sen bana döndün. Ya abi dedin çok özür dilerim. Ne yapıyorum biliyor musun? Allah affediyor ben mi? Sarılırım seni bir de tergin edip seni utandırmamak için o konuyu zinhar bir daha da açmam bir de karambola getiririm özür diledin ya bundan büyük bir erdem olur mu fakat şu var diyelim kırıldım hanıma ama haksız uzattı benden geç özür diledi diyorum ki tamam özürün kabul cebede koydum ama hadi özür diledim normale dönerim diye bir şey yok bir sindireyim onu yani hani anlatabiliyor muyum o e, onun makul bir süresi var ama sıcağı sıcağını olsa o zaman Heh, şöyle istiyor bazı hanımlar e, yukarıda rejideki hanımlara da soruyorum bu vesileyle sana fikirlerini söylesinler. E, erkeğe diyelim ki eşinize yanlışlık yaptınız ve buna mukabil olgunluk gösterip özür dilediniz. Hemen adamdan normale dönmesini bekleme değil mi? Hani bir biz de bir fabrika ayarlarına e, özür diledik ama deyip değil mi cümleye başlıyor. Ha, e, yani hani şeyi bile daha ne yapayım özür diledim diyor. Emre telefonu bile açıyorsun bir bir dakika sürüyor kendine gelmesi <laughs> yani Tabii. anlatabiliyor muyum? Ama adam da yani şimdi e, dava açmış eşine karşı ama... ...şimdi burada mahkeme boşanmaya sebebiyet veren olaylarda... ...tarafları eşit kusurlu bularak çiftin boşanmasına karar vermiş. Yani burada kadın bunu söylüyor ama... E, kadın kusurlu, da bir şey söylemiştir ama. Yani adamda da bir kusur var ki eşit kusurlu olarak... işte o da bir şey demiştir ver. ona. <laughs> Zaten... Ya bir kıvılcımdır e, insanların e, zıvanadan çıkması. Artık o nedeni sen kendi hoşgörüm ve zekan olgunluğuyla çözemezsen... ...saldırarak veya onun şahsına hakaretle çözersen... ...artık o saatten sonra kavgada yumruk sayılmaz ya... ...kim bilir o da ona neler dedi. O da onu neden koydu. İşte o zaman da ne çıktı? Eşittir, eşit kusuru çıktı. Bir yandan hayat arkadaşım deyip onu el üstünde tutmak var. Bir yandan da tabii... Nazım başka kime geçecek deyip öyle... Tabii ben ki artık tatlı. normal bir insan bulursanız diyorum hemen telefonunu melefonunu e, isteyip ahbap olun. Bitti abi. O işler bitti. <laughs> normal bir insan. Tabii buldun. tabii. Normal bir insana denk gelirseniz hemen telefonunu isteyin. Peki bu cicim ayları hep bu konuşulur ha, ya böyle. Cicim ne kadarmış bu ay? Kaç ay? Ye. Kızlar söylesin kızlara göre kaç ay cicim ayı? Kaç bakalım tahmin edebiliyor mu reji? Ha ay mı gün mü? Hiç yaşamayan var da. Ama yıllardır böyle insanların diline pelesenk olmuştur, değil mi ee, Emre? Hiç yaşamayan vardır. Cici Vardır, vardır tabii ya. Sen ne cici mi ya? Sen bu bu kadar mağdur kadını her gün haberlerde orada burada artık yetişemez hale geliyoruz da yasaları kanunları ne yapsak falan derken ne cici mi ya? Ama onlarda da mesela çok iyi başlayıp çok güzel aşık olup sonradan böyle her şeyin cehenneme döndüğünü de biliyoruz tabii ki. Her film <laughs> güzel başlar. Evet. Bazen ama mesela Her kendi içeri. kararı olmadan, kendi rızası olmadan zorla tabii ki, evlendirilenler o. tabii ki onlar çok büyük bir trajedi. Şimdi cicim ayları e, yapılan araştırmalara göre istatistiksel olarak ömrü tahmin et ne kadarmış? Cicim ayı mı? Cicim yılı. Yılı yani mı? Yıl mı sürüyor? Yılmış yani cicim ayları diyoruz Bu arada. ya ağzımızda hep cicim ayı cicim ayları bir Biz ben 3 ay duydum mu? Ortalama yok biraz daha uzunmuş. Uzun muymuş? Tabii ona can dayanmaz ne para da <laughs> sokağa iki, da atarlar. İki buçuk sahip. yıldan fazlaymış. <laughs> ne diyorsun <laughs> ya? Olmaz. Hiç yani, inandırıcı değil. Ö, ömrü iki yıl altı ay 25 günmüş en fazla. Nasıl? Cici Mayının ömrü iki yıl altı ya. ay 25 gün. Bu dünyada yani bu dünyada iki iki yıl, iddialı ay. konuşuyorum. Bu dünyada bu yüzyılda iki yıl altı ay. Cicimayı yaşayan olmuş mu ya? Ama bunu bu araştırmayı tabii ki Türkiye'de yapmamışlar. <laughs> <O, gülüyor> Uluslararası Sen de öyle en büyük ayrıntı işte, işte falan yapmışlar ya herhalde. Bu. büyük bir ihtimal. Uluslararası İskandinav Van Pol aldığı araştırma firmasının sonuçlarıymış. Tabii, tabii, o, o herhalde İskandinav ülkelerinde falan yapılan bir araştırma. C bir tek orası tutabilir ama. <laughs> e, o, onun dışı da tutmaz yani. 2 <laughs> yıl 6 ay 25 gün cicim ayları. Daha Biz doğrusu de cicim, cicim, cicim ayı 1 saattir <laughs> <laughs> evlendikten sonra eve giderken canım cicim falan girdikten sonra hayatın gerçekleri başta Bir de evlilikte kritik yıl 7 yıl falan derler ya. Öyle mi? Ya yani yani böyle, böyle, bir Ben böyle bir söyledi herhalde. Ondan bana sonra, sonra hep sor, hep evlilik uzmanıyım ben. 7 kaç yıl? O 19 yaşında evlendim. Yaşım 55. Kaç yıldır ben evliyim ya? 35 mi? 2 evlilik yaptım ama 35 yıldır evliyim ben. 30 yıldır evliyim yani bana sor. Hangi yıllar riskli? Ya yalan her yıl riskli her yıl. ya. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey olur mu? Her, her dakikası. Yıl... her ay. Her dakikası. insan evriliyor. Yani şöyle düşün. İki sene önceki Emre Buga ile bugünkü aynı mı? Beş sene önceki aynı mı? Siz yemek zevkin bile. Yani bir adamı mesela öngörüyorsun evlenirken. Ya bu ne kadar naif. Ne kadar tam ev erkeği, çocuğunun babası diyorsun. Adam iki sene sonra tanınmaz bir hale, negatif anlamda yok. gelebiliyor. Veya tam tersi, ya diyorsun bu deli dumrul, bunu kimse zapt alamaz. Fakat adam inanılmaz pamuk, evcimen ve mü, müthiş pamuk gibi ol. falan oluyor ya, insan sürekli değişiyor. Şimdi o firma 10 e, yıldan fazla süredir evli 5000 çifte romantizm süresini ölçmek için test yapmış. Ne diyorsun? Şimdi araştırmanın sonuçlarına göre evlilikte romantizm He. 7 e, yıldan az sürüyormuş. 7 yıl, 7 yıl. Ya bunlar uçmuş, bunlar uzaylı, <laughs> bu Mars'ta falan yapmış bu dünyada <laughs> olamaz ya. Değil mi? yıl abi. Ya vallahi böyle evlilikte yedi romantizm yedi zaten... yıldan az sürüyor. Ama ne kadar tam sürdüğünü yaz böyle. Ya sana şöyle söyleyeyim. 100 evliliği örnek alalım. Yarısından e, daha fazlası 7 yıl sürmüyor. Ha yani geçtim cicim ayımı mayını falan. Yani yok <laughs> cicim yılı. İki buçuk yıldan buçuk, fazla. Sıfır ihtimal. Oh. Mevcut ekonomik şartlarda dünyanın her yerinde hele Amerika'da bundan 15 yıl önce resesyon başladı. İnsanların dünyanın dört bir yanında geçim sıkıntısı var. Hayatın gerçekleri üstünden şeyi falan koymuyorum. Savaşlar, salgın hastalıklar, normal hasta, onları falan koymuyorum. Yedi yıl cicimayı. Ah. E Pandemi de sürekli bir arada olmak da ee, insanları cim, boşanmaya. Cim, virüs dur diyor. Tabii. Ee, o yüzden yani bu uluslararası bu araştırma firması biraz iyimser herhalde. Hep evlilikten memnun olanlara, o cicim ayları devam edenlerle yapmış belli ki bu şeyi. Ama diyorsun ki hangi yıl riskli diyorum, her gün riskli diyorsun Abicim sen ne diyorsun ya? Allah koru. Bir de Emre ben şeyi sevmem. ve bunu söylerim. Hayatta hiçbir konuda en... E, büyük e, Vasıflarımdan, yani. özelliklerimden üç tanesiyle ilgili bile... Büyük konuşmam. Atalarımız ne demiş? Büyük lokma ye, büyük söz etme. Se hani mesela şunu sevmem. Hı hı. Ben ayrılmam. Ben şunu yapmam. İşte ben karımı ağlatmam. O bin nefa. Aman abi, hiç insanoğlu Ne demişler? Şaşar, beş beşer. Aman abi. Bir de tabii böyle e, hep böyle tabii ki ünlüler çok daha fazla göz önünde olduğu için ünlü evlilikleri her zaman böyle hani çok yakıştırırlar. ...işte asla ayrılmaz derler ama bir bakarız... E, işte be, ...araya ya. aldatmalar girmiş... ...başka şeyler olmuş olaylı boşanmalar... Eş Eş ...işte çok zor iş ya... ...evlilik hakikaten şey... ...şirket gibi bir şey... İnsanla anlaşmak... Ç bak. ...anne oğul anlaşamıyor... ...baba kızla anlaşamıyor... ...abi kardeş anlaşamıyor... ...aynı kan beraber büyümüşsün... ...ailem diyorsun bunlarla anlaşamıyorsun... ...şu anda binlerce insan kardeşiyle görüşmüyordur... ...babasıyla görüşmüyordur... ...şimdi bambaşka birisini görsel öncelikli... ...beğeniyorsun ve izdivaç yapıyorsun. Bir eve giriyorsun, hayatını birlikte paylaşıyorsun. Abi o kolay değil. Yani çok olgun olmanla, o asıl orada... ...ne önemli biliyor musun bence? Şimdi burada sorsam... ...ben 19 yaşında evlendim Sibel'le. Tamamen gördüm, vuruldum, aşık oldum. O da zaten biz bir de 19 günde evlendik mesela. 19 yaşındaki bir genç kızın... Tam kabak yerleri zamanı. Şimdi 19 yaşındaki bir genç kızın bir genç erkeğin hayata bakışı, yaşayışı, sevgi anlayışı o kadar farklı ki. Mesela biz eskiden maçlarda kuyruğa girerdik, joplanırdık, yağmurda sanırdık, tezahüratlar falan. Şimdi beni yalvarıyorlar, locaya maça gitmiyorum. Yaş aldıkça her türlü bakış açın değişiyor. Ne değişiyor? En fazla neyi değişiyor? Her şey. İşte 19 değişiyor. yaşındaki evliliğinle mesela sayesinde sonraki hale. Bak o zaman en büyük görsel aşık oldum. Ah canım benim. Ben onunla mutlu olurum. Dünya üstüme gelsin. Hortum da çıksa falan filan diyorsun. Yani tamamen ona olan dürtünden dolayı, sevgi aşkından dolayı her şey dünyanın e, onun üstünde e, döndüğünü üzerinden ayaklar bir ayaklar tamamen havada tabii. Evet. Diye. Bilinç yok. Matematik yok. Oysa hayat alışkanlıklara mukabil hayatın gerçeklerini bir arada acı tatlı beraber yaşayacağın çocuğuna anne veya baba seçiyorsun. Aynı zamanda da varsa ailen ve ailenle münasebeti makul ise ona da saygı duymasını beklediğin değil mi yani bir adab-ı olan bir hani derler ya koca gibi bir koca baba gibi bir baba onu, o da önemli ha, ailesi yoktur veya saygı gösteriyor. O kadar matruşka ki bu iş. Ve sonra da şunu bekliyorsun. Bir erkeğin yüzde yüz işe olması da gerekiyor. Az ya da çok çalışarak gelir elde etmesi gerekiyor. Kadının da buna mukabil yetinmesi gerekiyor. Şimdi olsa 19 yaşında evlenmezsin ama değil, değil mi? Asla. Ama bu, onun da çok büyük avantajı var. Bir kere ya, erken baba olman. bakmaya çalışıyorsun. Çocukların arkadaş i̇ki tane evliliğinden evliliğimden bir oğlum bir kızım var İngilizce'nden Melisa. Biri 32 yaşında, biri 30 yaşında. Hamdolsun, tabii ki hani bu arada da severek evlendik. Allah hiç bin kere razı olsun. Hiçbir pişmanlığım bir şeyim yok. Sebel'de her dakika görüştüğüm, hala istişare ettiğim, çocuklarımın kıymetli annesi e çok da büyük saygım var. Ama şunu diyorum yani, gerçekçi olmak gerekirse hele hele bu kadar ciddi bir karar için makul bir sağlama ortalaman olması lazım. Onu da ben sana sorayım eğitimli bir adamsın. Sence bir insanın hayatının e, geneliyle alakalı sağlıklı bir karar alma yaşı minimum kaç olmalı? Minimum. Bir rejiden arkadaşlarımdan kulaklarımı, kulaklığımı kapatmalarını isteyeceğim. Çünkü senin soruna daha net bir şey yapayım, cevap vereyim. E, bence e, bir kere yüksek okulunu hangi yani hedeflediği eğitimi Sonuna kadar devam ettirmesi lazım. Lise mezunu olup hayatı öyle atılmak isteyebilir yani herkes üniversite okumak istemeyebilir. Üniversite okuyorsa bir kere eğitim diye bir şeyi mutlaka evlenmeden önce halletmesi gerekiyor. Bir şekilde gerekiyor. onu e, kısmen de olsa halletsin imkanları da evet, tamam. yani şey konusunda çok keskin kurallarım yok diyor derler yani ya, iyi bir işi olsun iyi bir maaşı olsun geliri olacak olacak çalışacak ama mesela annemle... erkek adam çalışacak abi. Mesela, yani bu çok, çok serveti de olabilir. Tabii bir ki çalışacak. Tabii, çalışacak. Yani bir adam da işe gidecek erkek de abi. çalışacak. Tabii ee, tabii. Yani çünkü ekonomik özgürlüğünü kazanması bir kadının yani kendi parasını kendi kazanmasından çok önemli. Öte ayaklarının yere sağlam basması, kararlarını özgürce almasını neden. Ama mesela benim annemle babam evlendikleri zaman bütün odanın eşyaları yokmuş. Tabii. Peyderpey almışlar. Önce yatak odasını almışlar, Hala salonu öyle. almışlar. Biz doğmuşuz, belki birimizin kar, karyolası var. Ee, başka yerde ben büyümüşüm. Böyle her şey, şimdiki nesil biraz öyle. Her şey hazır olsun, evim hazır olsun, çeyizim hazır olsun, adamın işi hazır olsun, o olsun, bu olsun. O yüzden, ee, yani benim en mı o olabilirdi? Emre, ee, aldığımız her türlü yanlış kararın, ...en büyük bedelini biz ödüyoruz zaten. Yani Allah korusun ya ...yanlış bir izdivaç yaptın... ...ayrıldın bir de çocuğun oldu. Şimdi bir kere... ...ekonomik olarak hayatın boyunca... ...o çocuğun sorumluluğunu getirmek... ...çok farklı bir mesuliyet. Buna mukabil yuvan dağıldığı için... ...ikinci e, bir şansı... ...çok zor yakalıyorsun normal şartlarda... ...bunu söylüyorum. Bir de çocuk olduğu zaman her ne kadar boşanılsa bile... Yıprı, bu kadın için de geçer. E, zaten ömür boyu zaten... Uzaktan da olsa aile olmak durumunda. Bu kadın için de geçerli. Şeyleri falan hiç katmıyorum. Yani yanlış seçtin de onun ailesi seni tehdit etti, sonra o seni vurdu da çocuğu göreceksin görmeyeceksin meler, çocuğu meler. aldı kaçtı falan. Onlar yani norm biz genelin en normalin normalini konuşuyoruz. O yüzden diyorum ki tabii ki biz insanız hatalarla doluyuz. Onları minimumda yapmak adına bir gelişimimizin makul süresi var. Yani e, hele hele. 17 yaş, 19 yaş, 20 yaş, 22 yaş çocuğuz ya. Ama eskiler hep bu yaşlarda evleniyormuş. Ama işte sonra ne oluyor? İstatistiklere bak. Ben çok nadir anne baba ayrılığı yaşamamış arkadaşım var benim. Ya yani kimle şurada çarpsan anne baba hep ayrı. E ne oldu oğlum? konfetilerle atıp evleniyordunuz. Ama bazıları var ki herhalde bunlar istisna. i̇stisna. Hala ağzını içine bakar biliyor Maşallah musun? Allah nazardan saklasın. 40 yıllık evlilikler var. Tabii. 50 yıllık çok evlilikler sağlam, var. Çok sağlam ha, o eski farklı evlilikler Temellere oturan ama çok ne kılı kırk yarmak lazım.